Ama Amerika veyahut İsrail İran'ı vurursa yani ortalık bayağı karışır söyleyeyim. Yani hem bir hayli karışır. İran eğer akıllı davranacaksa şu görünmez Mehdi konusunu ortadan kaldırıp görünür Mehdi'yi kabul etsin de şu bela üstünden kalksın. Benim tavsiyem bu. Bak görünmez Mehdi bütün dünyayı tedirgin eder. Sünnileri de, Vahabileri de, Hristiyanları, Yahudileri de herkes tedirgin eder. Çünkü bu çok çok özür dilerim manyaklığı açık bir olay. Çünkü bak adam diyor ki ben Mehdi'yi duvarda görüntü olarak gördüm diyor. Öbürü de diyor ki zaten yani Mehdi'nin gelmesini beklemeye gerek yok diyor adam. Zaten çağırdın mı geliyor diyor. Bana görünüyor diyor zaten. Ayakta geliyor diyor. Ev duvardan geçip geliyor diyor. Hatta bize diyor hırka getirdi, gömlek getirdi diyor. Yiyecek de getiriyor diyor. Emir veriyor diyor mübarek diyor. Sesini de duyuyorum bazen geliyor bana diyor. Şimdi kardeş geçen de söyleyeyim. İran Genelkurmay Başkanı dese ki geldi kulağıma fısıldadı. Git şu falan falan ülkeleri bombala yerle bir et dedi dese ey Mehdi ben seni dinlemiyorum mu diyecek. Tamam efendim derhal yapayım diyecek. O kulağına gelen sese. Ya al be başına belayı. Böyle şey olur mu? Mehdi görünür. Anadan babadan olma bir insandır. Makul, mantıklı, şefkatli, merhametli. Değil mi? Aydın. Herkesi kucaklayan, Hristiyanlar da, Musevileri de şefkatle efendim bağrına basan, insancıl, şefkat madeni olan bir insandır. Siz dünyayı kana boyayacak hayali bir psikopattan bahsediyorsunuz. Kana doymayan, dünyanın dörtte üçünü kan revan içinde bırakacak bir hayaletten bahsediyorsunuz. Ve dünyayı kana boğacağız diyorsun. Şimdi bu olmaz. O zaman diğer ülkelere bu meşru müdafaa hakkını getirir. Durduk yere Müslümanların başını belaya sokarsınız. Sözümü dinleyin. Aklınızı başınıza alın. Belayı zorla üstünüze çekmeyin. Tavsiyem bu. Resulullah ne dediyse onu uyun. Resulullah şefkatli, merhametli, akıllı, makul bir Mehdi'den bahsediyor. Anadan babadan olma Mehdi'den. Sen ne diyorsun? Bin küsür seneden beri mağaranın içindeydi. Ruh olarak gezer. Herkesin evine girer. Herkesin evine girer diyor. Aynı anda. Görünür diyor. Ne istiyorsan sana yardımcı olur diyor. Yiyecek de getirir, elbise de getirir diyor. Ama emir verdin mi, emrini tutmakla mükellefiz diyor. Sesini duyarsak sesine uyacağız. Görüntü olarak da görünebilir diyor. Cismen de görünebilir diyor. Cisim olarak da gelip hayali görünebilir diyor. Yani cisim şeklinde teşekkür edebilir evin içinde diyor. Ama daha ziyade görüntü ve ses olarak gelir diyor. Yani zaten bunların Mehdi'yi beklemesine gerek kalmamış oluyor. Çoktan yüzlerce seneden beri gelmiş Mehdi. Bin küsür seneden beri var Mehdi zaten, yaşıyor. O zaman kardeşim, insanlar tedirgin olur. Değil mi? Manyaklığın ucu bucağı yok o zaman. Kana katacak dünyanın dörtte üçünü kana boğacak diyorsun. Pek şakaya da benzemiyor sözün. Ne yapmak istiyorsun? Değil mi? Israrla da tehdit ediyorsun orayı burayı. Yakıp yıkacağız diyorsun. Haritadan sileceğiz. Darma keşan edeceğiz. Şiiliğin dışında zaten din kabul etmiyor. Dini başka din yoktur diyor. Yani Şii olanlar bir de olmayanlar vardır diyor. Dünya ikiye ayrılır. Bu ne demek bu? Onun için bir Allah rızası için akıllarını başlarına alsınlar, toplansınlar. Makul, mantıklı bir noktaya gelsinler, değil mi? Kur'an'a uysunlar. Bu fitneden, bu beladan Allah'a sığınsınlar. İnşallah.